Allah yeryüzüne baktı ve bizi seçti. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Taraftarlarımız velayet yolunda birbirine bağışta bulunan, sevgimiz yolunda birbirini seven, emrimizi ihya etmek için birbiriyle görüşen kimselerdir. Şüphesiz onlar öfkelenirlerse zulmetmezler. Hoşnut olurlarsa aşırı gitmezler. Komşuları için bereket vesilesidirler. Muaşeret ettikleri kimselere barış ve sefa içinde karışırlar. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allahu Teala yeryüzüne baktı ve bizi seçti. Ve bizim için bize yardım eden, sevincimizle sevinen, hüznümüzle hüzünlenen, yolumuzda can ve malını feda eden taraftarlar seçti. Onlar bizdendir, bize doğru gelirler ve cennette bizimle birlikte olurlar. Hazreti Hasan kendisine ben sizin taraftarınızım diyen birine şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ın kulu! Eğer bizim emir ve yasaklarımıza itaat edersen doğru söylüyorsun. Ama eğer böyle değilsen o halde ehli olmadığın yüce bir makam iddiasında bulunarak günahlarını arttırma. Ben sizin taraftarınızım deme. Aksine şöyle söyle. Ben sizin dostlarınızdan, sizi sevenlerdenim ve sizin düşmanlarınıza düşmanım. Bu durumda sen iyi bir kimsesin ve iyiliğe meyletmişsin. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Taraftarlarımız Allah'ı tanıyan, Allah'ın emriyle amel eden ve fazilet ehli olan kimselerdir. Onların dili doğruyu ve dürüstlüğü söyler. Yiyecekleri ölmeyecek kadardır. Giyimleri ılımlıdır. Yolda gidişleri tevazu iledir. Onları hasta, bön ve deli sanırsın. Oysa onlar böyle değildir. Allah'ın azameti ve kudretinin yüceliği onları o kadar etkilemiştir ki kalpleri ona vurulmuş ve akılları onun karşısında şaşkınlığa düşmüştür. Şevk ve iştiyakları tertemiz işlerle Allah'a doğru koşmalarına sebep olmuştur. Onlar Allah için az amel etmeye razı olmazlar ve çok ameli onun için çok görmezler. Abdullah bin Ziyad şöyle diyor. Mina'da İmam Sadık'a selam verdim ve şöyle arz ettim. Ey İbni Resulillah! Biz göçebe bir topluluğuz ve sürekli sizin meclisinizde hazır bulunamıyoruz. O halde bize tavsiyede bulun. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. O halde Allah'tan sakınmaktan, doğru konuşmaktan, emanetdarlıktan, muaşeret ettiğiniz kimselerle güzel muaşerette bulunmaktan, selamı yaygınlaştırmaktan ve insanlara yemek yedirmekten ayrılmayın. Camilerinizde namaz kılın, hastalarınızı ziyaret edin, cenazelerini teşhiye edin. Çünkü babam bana en iyi insanların, biz ehli beyte uyanların olduğunu buyurmuştur. Eğer bir fakih varsa onlardan olmuştur. Eğer bir müezzin varsa onlardan olmuştur. Eğer bir imam varsa onlardan olmuştur. Eğer bir emanetdar varsa onların arasından çıkmıştır. Eğer bir ödünç sahibi varsa onlardan olmuştur. Bizleri işte bu şekilde halka sevdirin ve nefret ettirmeyin.